Önce'yi alacağım. Kim etti bunu? Önce, Önce gel. Önce. Önce. Kimsin sen? Bu kez elimden kaçamayacaksın. Geberteceğim seni. Önce. 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 Ceylan gözlü. Ceylan gözlü iyi olacaksın ya. İyi olacaksın Ceylan gözlü. Ali amca. Benim gitmem gerek. Gitmem gerek. Abim. Abim beni öldürür. Gonca! Gonca! Gonca kendine gel. Gonca aç gözlerini. Ceylan gözlü aç gözlerini. Aç gözlerini Gonca. Gonca aç gözlerini. Gonca kalk. Gonca iyi olacaksın. İyi olacaksın Gonca. İyi olacaksın. İyi olacaksın Gonca. İyi olacaksın. Karar verildi. Gayrı geri dönüşü yok. Vakit de yoktur. Taceddin Noyan'ın ordusu harekete geçmeden tezinden karargaha gidip onları vuracağız. Orhan Bey. Beyim. Sen sol kanada hükmedeceksin. Buyurundur Osman Bey. Gündüz Bey, sen de sağ kanada hükmedeceksin. Eyvallah Osman Bey. Taceddin Noyan'ın ordusunu kırsak dahi Olcay Tuhan'ın ordusu üstümüze gelecek. Yeğeni beyim bedel ödetmek isteyecektir. Taceddin Noyan'ın ödeyecek çok bedeli var Boran Bey. Ama şimdilik yarının derdini yarına bırakacağız. Yok. Aç merak etme. Biz onun da hamlesini şimdiden yaparız. Ama buna yalnızca biz yetmeyeceğiz. Elbette yüreği gaza ateşiyle yananlar bizim ardımız olmalı. Çetin iştir Osman Bey. Çetin yolu yalnızca çetin yürekliler yürür. Hiç merak etmeyesin. Allah'ın izniyle muvaffak olacağız. İnşallah. 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 Ama düşman yalnızca şarktan üzerimize gelmez. Şimdi Roma'nın celladı bizim topraklarımıza gelmek üzere. Bayındır Bey. Beyim. Tek buralara varasın. Bizden başka hiç kimseye biat etmeyeceklerini tekrar teyit edesin. Bu kesin seferberlikle ilgili hepsi vergisini ödeyecek. Sen hiç merak buyurmayasın Osman Bey. Biadı da, vergiyi de söke söke alırız evvelallah. Evvelallah. Şimdi biz hamlelerimizi yaparız. Ama düşman da boş durmayacak. Eğer ki Taceddin Noyan'ın ordusunu vuramazsak o vakit Yenişehir'e gelecektir. Bala Hatun, yaşları ve çocukları alarak yarın tan ağarmadan onları şehirden çıkartasın. Koca Kulak mevkindeki mağaraya yerleştirirsin. Buyurun Onur Bey'im. Biz önümüzü kış tutalım, varsın bahar gelsin. Destur var mıdır beyim? Gelesin. Alaaddin. Ne oldu evlat? Oğlum. Ey hatun. Onunla beni öldürmeye kalktı. Dadarya'yı. Emine Hatun. Sen neysin ya? Neysin? İyiyim be. İyiyim. İyiyim.
Ali Yakup Bey'i vurdular. Şimdi de senin canına kastettiler. Demek buradasın. Savaş başladı Mehmet Bey. Seni yanımda görmek beni sevindirdi. Osman sınırı çok açtı. Bu yaptıklarının bedelini ödeyecek. Ödeyecek. Bunu birlikte yapacağız. Ama senden bir isteğim var. Osman'ı son kez Uçpazar'da görmek isterim. Sen de bu görüşmede aracı olacaksın. Savaş başladı dersin ama hala görüşmek istersin. Neden Taceddin Uyan? Çünkü Osman'ın ayaklarıma kapanması ölümünden daha çok haz verir. Elimde öyle bir koz var ki önünde sonunda Osman bana biat edecek. Bunu sen de istemez misin? Bu hamle Germiyan'ı kaylara düşman eder. Ama Osman'ın biat ettiğini görmek her şeye değer. Doğru yoldasın Mehmet Bey. Sen çok yaşayacaksın. Bacılarla yokladık beyim. Hatun Moğol değil. Hristiyandır. Bunlar da üstündeki kisveler. O gün gördüğümüz kisveyle benzer. Ya. Bu Yakup Bey'deki ok. Bu Yakup Bey'den çıkan ok. Bunlar da hatun üstünden çıkan oklar. Aynıdır. Oklar aynı. Aynı ama bir şeyler bana doğru gelmez. Bu Tatarya'yı hiç açlı elinden değil. Moğol işçiliği yapmaya çalışmışlar ama şu girişe bak. Haçlı kiriş için ipek kullanır bey. Bu Moğol kirişi. Bağırsaktan yapılmış. Bağırsaktan ya. Moğol yayını Haçlı gibi göstermeye çalışırlar dersin ha? Oyun mu ederler bize beyim? Belli ki bizim kafamızı karıştırmaya çalışırlar. Evvela Yakup Bey. Sonra Alaaddin. Ne
epey büyük olacak. Onu bulacağımızı düşünmezlerdi. Yalnızca oku bulacağımızı düşünürlerdi. İmlibi'de elimizde Tatar yayı var. Onlara göre biz bu işi Moğol'dan bilecektik. Hedefimizi tayin etmek isteyen biri bey. Bu yalnızca Roma celladın işine gelir. Güzeller güzeli Prenses Maria. Nihayet tanış olduk. İlhan'ın ve Bizans'ın güç birliği bizim evliliğimiz sayesinde olacak. Bu pek mühim bir vaziyet. Farkındayım Taceddin Noyan. Ve bunun için oldukça mutluyum. Size sadık bir eş olacağıma emin olabilirsiniz. Her şey iki devletin iyiliği için. Kan Yumas. Beyim. Yenişehir'e varıp Osman'a haber edesin. Taceddin Noyan bizim otağımızda, bizim nezaretimizde Osman'la görüşmek ister. Amacı sulh yapmaktır. Buyruğundur beyim. Cerkut'a da haber yolla. Uç pazarı hazır etsin. Taceddin Noyan'a yakışır bir karşılama isterim. Bu da kimdir? Tanır mısın Kan Yumas? Tanımam beyim. Yabancıdır. Prenses Maria, sizi görmek ne güzel. Tekrar tebrik ederim. Buraya tebriğe gelmedin ha İmren Tegin? Osmanlı olanları işittim. Sana söylemiştim Taceddin Noyan. Osman sana asla biat etmez. Ne kafeste, ne ormanda. Sadece vakit kaybettin. Artık savaşmaktan başka çaren kalmadı. Evvel sulh yolunu denedik. Bizler merhameti büyük adamlarız. Merhameti büyük adamların gazabı merhametinden de büyük olur İmren Tegin. Yakında büyük bir kıyıma şahit olacaksın. Osman'ın canını Yakup'un otağında alacağım. Bu ahmak oğlu da bilmeden bana hizmet edecek. Sonra da Prenses Maria ile dillere destan olacak o düğünümüzü yapacağız. O vakte dek beni Konya'daki sarayda bekleyeceksin prenses. Şimdi gitme vakti. Osman gibi bir beladan kurtulduğumuz zaman düğünümüz çok daha anlamlı olacak. Sizi sabırla bekleyeceğim. Taceddin Noyan. Ne derler? Allah kavuştursun Taceddin Noyan. Osman'ın gebermesi en çok benim işime gelir. Eğer yardıma ihtiyacın olursa... Lüzum yok. Yanımda satılık asker istemem. Peki. Umarım dediklerini etmeye tek başına gücün yeter. Taceddin Noyan. Taceddin Mehmet Bey'i kandırdı. Yakup Bey'in otağında Osman Bey'i öldürecekler. Tuzak kurmuşlar, haber edesin.
Haydi! Haydi! Şimdi Tezin'den Taceddin Noyan'ın ordusunu vurmaya gideceğiz. Herkes ne edeceğini iyi bilir. Hedefimiz otağı olacak. Taceddin'in kellesini aldıktan sonra başsız kalan orduya ne yapacağımıza bakacağız. Osman Bey, altlarımdan haber aldım. Yoldalar. Keşke onları bekleyeydik. Şark'ın kayısı geldi mi cenkte üstün olurduk. Yok Gündüz Bey. Eğer ki altları bekleyene kadar Taceddin Noyan'ın ordusu gelirse o vakit ne yapacağız? Bizler 1000 artarız ama karşı taraf 10.000 artar. Böyle bir şey göze alamam. Taceddin Noyan'ın ordusunu bugün vuracağız. Osman Bey, Mehmet Bey'den haber getirdim. Nedir diyorsun? Taceddin Noyan, Mehmet Bey'i aracı kılıp seninle son kez uç pazarda müzakere etmek ister. Sulh için son bir görüşme Osman Bey. Mehmet Bey'e diyorsun. Kararımı akşam bildireceğim. Buyurundur Osman Bey. Osman Bey, sakın ola varmayasın. Tuzak kurar bu it. Hiç merak etme Gündüz Bey. Hiç merak etme. Eğer ki emin olaydım, o vakit varacağız derdim. Elbette tuzak kuracaktır. Beyim, Prenses Maria'dan haberi var. Taceddin Noyan'ın seni pazara çağırması tuzaktır. Ha? İşte imde emin olduk. Emin olduk ama asıl kafama takılan mesele Mehmet Bey, bu tuzağın içinde mi? Onu da kandırmış. Müzakere edecek sanır. Kardeş kanını dökmek en son isteyeceğim şey. Gündüz Bey, avlamak için yola çıkardık. Ama görürsün, şimdi kendi avlamıza gelir. Solgura, altlarınla birlikte Taceddin Noyan'ın esir karargahına gidersin. Bizler uç pazarda onun kellesini alırken sen de esirlerimizi kurtaracaksın. Buyurundur beyim. Hadi altlar. Bayındır Bey. Beyim. Prenses Maria'ya verdiğimiz sözü tutalım. Atronos'a gitmeden evvel onu gayrı hür bırakasın. Sen hiç merak buyurmayasın beyim. Prensesi yavuklusuna kavuşturacağım. Eyvallah. Boran, en hızlı atı uç pazara salasın. Cerkuta'ya haber edersin. Bütün atlar hazırlasın. Buyruk beynindir. Bizler hamlemizi yaparız. Ama elbette tedbir elden bırakmayız. Alaaddin ve atları sarayı koruyacaklar. Haydi atlar, herkes atlara. Taceddin Noyan'ın kellesini bugün koparıp alacağız. Gündüz Bey!
O iti kırmaya bensiz gitmeyeceksin ya. Sorulacak hesabımız var. Aymara'nın soyundan gelirler. Aksi hata olurdu. Haydi. Şehzadem. Baysungur haber nasıl? Aynıdır. Şehzadem. Bilgen Hatun içeride uğraşır. Baysungur. Ben buradayım. Siz gidin. Beni çağıran olursa haber edersin. Haydi. Geldim hocam. Geldim. Böyle olmaz. Ataşı düşmez. Ayhan Gonca, iyi olacaksın. İyi olacaksın. İyi olacaksın. Şehzadem, Bala Hatun'a diyeydik bari. Olmaz Bilgen Hatun, olmaz. Anam da babam da öğrenmeyecek. Ben buraya canım pahasına ağabeyime rağmen geldim. Beni öldüreceğini bile bile. Eğer öğrenirlerse Gonca'yı Mehmet'e gönderirler. Mehmet Gonca'yı yaşatmaz. Helal. Buradayım. Buradayım. Yoruldunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Buz gerek. Sen Sirkeli suya devam edersin. Ben obru alp yollayacağım. Ana, benim ana! Gazi olmaz Hülkün Hatun. Gazi Gonca'yı görüşte durduramayız. Seraflende. Demek Alaaddin ölmedi. Osman ardındaki kokuyu alacaktır. Çok yakında tanışacağız. Ama bu tanışmada ipler benim elimde olacak. İmparatorun biricik kızı, güzeller güzeli Prenses Maria'yı öldürüp suçu Osman'ın üstüne yakacağım. Ya Taceddin Noyan?
İmparator kızını öldürdüğü için Osman'ı koruyamadığı için Moğol'a savaş açacak. Bu kargaşada ben de buraların tek hakimi olacağım. Sizler de bu gücün hizmetkarı olacaksınız. Benjamin, güzergah, Daniel, yollar tuzaklandı mı? Devi, Konya'ya gidecek Moğol kafilesini küle çevirecek askerler hazır mı? Güzel. Zafer kazanmış gibisin İmren Tekin. Kazanacağım. Sen de. Uzun zamandır sadece kaybediyoruz. Roma'nın tekfurları bir Türk'e vergi veriyor. Osman'ın beylerinden Bayındır. Yarın vergileri toplamaya gelecekmiş. Bu sefer vergi almaya gelip canını verecek demek ki. Sakın. İmren Tekin, Osman'ın adamına dokunursan eğer, Osman'ı bütünüyle üzerine çekersin. İmparator beni buraya Osman'ı bitirmem için gönderdi. Onu sürüsünden ayırıp tek başına üzerime çekeceğim. Sonra da tek hamlede onun adını yeryüzünden sileceğim. Yani istediğim zaten bu Olivia. Benjamin, Daniel, Levi, gidiyoruz. Şimdi nereye gidiyorsun? Moğol-Roma ittifakını güçlendirmeye. İçeriden seni bekler. Hoş geldiniz Taceddin Noyan. Hoş bulduk. Hoş geldin. Taceddin Noyan. Kısasa kısasa Osman Bey. Daha değil. Daha kısas bitmedi. Ne işler çevirirsiniz burada? Osman Bey. Ben seni sulh için çağırdım. Sen o dağımı hesaplaşmak için kullanırsın. Sulh dediğin mert kişiyle olur. Onun gibi namertle değil. Benim canımı almak istedim. Bunun için Mehmet'i kullandım. Ama ben bunu evvelden öğrenip bütün tedbirimi aldım. Osman Bey doğru söyler Mehmet Bey. Niyetim onu burada öldürüp atlarının kırılmasına mani olmaktır.
Asillerin başı o. Benim canımı almak istedin. Mehmet'i kullandın. Kardeşi kardeşe kırdırmak istedin. Ama ben Alplara evvelden haber yollayıp bütün tedbirimi aldım. Osman Bey doğru mu söyler Taceddin? Bana mani olabileceğini mi sanırsın? Hem sen nereden bilirsin? Senin hatunun olacak. Prenses Maria bize her şeyi söyledi. Ne o Taceddin Noya? Avlamaya giderdin. Ama şimdi sen av oldun. Hele dur. Nereye gidersin ha? Tuzak! Hasan! Bana ölmek haramdır. Gelin hele sonsuzlar. Hele bırakın kaçsın. İtin sahibi elimizde. Elbet onu da yakalayacağız. Aşağı tut! Bugüne kadar arkamızda bir bey oğlu yoktu. Merak etme, kendimizi savunmayı biliriz. Vaktinde yetişmesem görürdüm ben senin neyi bilip bilmediğini. Beni burada tuzağa düşürmekle eline ne geçti Osman Bey? Hı? İlhanlı hanedan kanını akıtabileceğini mi sanırsın? Vaktiyle nasıl ki Geyhatu'ya
Bir şey yapamadın, bana da hiçbir şey yapamayacaksın Osman Bey. Bunca yaptıklarından sonra Olcay Toha'nın kanından olman neyi değiştirecek ha? Kurtulabileceğini mi sanırsın? Ben sizi sulh diye çağırdım. Beni kavganızı ortak ettiniz. Bunun hesabını sizden soracağım. Hesap soracağın karşında dur. Ama o da buradan çıkamayacak. Beni öldürüp Çin'i, Hint ilini, Anadolu'yu zapt eden Moğol'u karşına mı almak istersin ha? Oyundan büyük düşlerin yok olur. Siz ancak bizim kapı kulumuz olursunuz. Kanımın her bir damlası için bin erin ölür Osman Bey. Ana kola. Sakın buna cesaret edeyim deme Osman Bey. Hele dur bakalım. Hele dur. Benim cesaret ettiklerimi. Sen hayal dahi edemezsin. Şimdi seni de, aleflerini de, fitne çıkaran, ardından gelecek o itleri de, hepsini bu topraklara gömeceğim. Sakın ha, sakın ha. Sizin kuvvetiniz benim irademin karşısında hiçbir şey yapamaz. Kanı kanla yıkarsın Osman. Demek öyle. O vakit şunu bilesin. Çok kan dökülecek. Çok kan kanla yıkanacak. Beyim, hamdolsun ki pazarda derdest edilmedik tek bir nöker kalmadı. Eyvallah. Eyvallah. Onca şeyi ettim. Ama yine pusadım altında yok olacaksın. Senin akıbetin daha feci olacak Osman. Yurdunu intikam için gelen atlar ezecek. Yıllarca ekim bitmeyecek. Sular akmayacak. Sen artık bir hiçsin Osman. Oho. Bunu bize diyen ne ilksin ne de son olacaksın. Ama sizler bize yok olacaksınız dedikçe bizler her daim var olacağız. Bak hele. Şimdi sizin olan o mülkler Allah'ın izniyle yakında bizim olacak. Sizin o zalimlik saltanatınız yerle yeksan olacak. Ektiğiniz o fitneleri bir bir ezip bu devleti kuracağız. Osman Bey çok yaşa! 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 Seni akıllı sandım da sulh ile geldim. Lakin sen
Düşleri imkansız olan bir düşperestsin. Hakikati görmezden gelirsen gerçeği elbette düş zannedersin. O çınar ki ağır ağır, yavaş yavaş yükselecek. Hacettin Noyan, güneşi göremediğinde devletin ne kadar büyük olduğunu anlayacaksın. Bu güneş sizleri yakacak. İlhan mı? Size cehennemi yaşatacak. Hepiniz gebereceksiniz. Osman'ın düşleri altında yok olacaksınız. Bize çok zulmettin Taceddin Noyan. Vallahi de bu senin için kurtuluştur. Anamın, ağabeyimin kanı yerde kalmadı ya. Gayrı ölsem de gam yemem. Erimin katili it. İt gibi gebereceksin. O düşlerin ardında hiç kimse yok olmayacak. Ama sen... Sen ve senin gibiler. Hepiniz yok olacaksınız. Her daim burada olacağız. Bunların intikamını almaya geldiklerinde ahalinin önünde her daim duvar olacağız. Aynı sıkılı bir yumruk gibi İlahi Kelimetullah davası için, Nizam-ı Alem davası için her daim savaşacağız. Şimdi diyesiniz, benimle birlikte bu varlık davasında sizler de var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Dayı maşallah. Beyim, Gündüz Bey'in babasının esirleri kurtarılmıştır. Yenişehir'e giderler. Hayırlı haberler vardır dersin. Gündüz Bey. Karargâhtaki esirlerin hepsi kurtulmuş. Yeni şehre giderler. Sen bu Taceddin'in kellesinden sonra bana bu ikinci müjdeyi de verdin ya. Var olasın. Sağ olasın Osman Bey. Sen de sağ olasın. Gayrı Yenişehir'de iki kayı birlenecek. Birlenince de bükülmez bilek olacağız. Aksi de bize yakışmaz. Orhan. Beyim. Noyan'ın yaveri Abdülkasım'ın peşinde atlar olsun. Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Emrin olur beyim. Şu itin kellesini de şöyle görkemli bir tepsiye koyup oba oba gezdiresiniz. Gezdiresiniz ki zaferimizi cümle obalar duysun. Dosta güven, düşmana korku salmanın vakti gelmiştir. Yaşa!
bu itlere görünmeden alıp prensesi çıkacağız. Hiç kimse bu işi bizden bilmeyecek. Haydi. Alplar, siz de ardımızı kollayasınız. Prenses. Mahindir Bey. Seni bu itlerin elinden kurtarmaya geldim, haydi. Bunlar da kimdir Bayındır Bey? Belli. Prensesin peşinde başkaları da vardır. Öğrenmeye vakit yok. Haydi. Haydi. Yapacağız. Benim işlerimi değiştirdi. İmparator'a derhal haber gönder. Osman, biricik kızı Prenses Maria'yı öldürdü. Alplar seni Konya'ya, Yavuklu'nun yanına götürecek. Osman Bey'im her bir şeyi hazır etti. Minnettarım. Tanrı sizi korusun. Ve Osman Bey'e de güç versin. Ve inşallah. Alplar. Belli. Prensesin ardında başkaları da vardır. Gözünüz açık olsun ha. Buyurundur beyim. Buyurundur beyim. Haydi. Bakasın hele. Tezinden Osman Bey'e haber veresin. Prensesi sağ salim teslim aldık. Haydi. Ara Ali. Beyim. Atranos'a gideriz. Haydi. Bu kadar değil mi? Osman Bey çok yaşa! Evlat, zaferin kutlu olsun bey. Var olas. Taceddin'i terk ettiği sonu yaşadı. Şehri sirayet etmeden yok oldu gitti. Öyle ya, öyle. Şerriyle birlikte kellesini koparıp attık. Her şerrin ardında elbet bir hayır vardır. O da bize kardeşlerimizi getirdi. Bala Hatun, bu beladan kurtulmamız şerefine bize şöyle güzel bir sofra kurasın. Kurasın da kardeşliğimizi pekiştirelim.
Eyvallah Osman Bey. Birliğimizin önünde duran Taceddin iti ortadan kalktı. Artık daha bir ve diri olacağız. Evvelallah öyle olacağız. O itin ölmesiyle sadece kayılar değil, cümle ahali de rahat bir nefes aldı çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. E haydi o vakit. Buyurasınız. Şimdi Garp'taki topraklarımız epey bereketli, güvenli ve suya yakındır. O yüzden istersen obanla birlikte buraya yerleşebilirsin. Ya Osman Bey, beni korumaya çalıştığını bilirim. Ama ben diyetimi ödemek isterim. Ben Şark'taki en uç toprağa talibim ki Moğol geldiğinde ilk ben çarpışayım. Yo. Bize karşı hiçbir diyetin yoktur. Kardeşin kardeşe yük olmaz. İstersen elbette buraya yerleşebilirsin. Ama ben seni yine de Yenişehir'de yanımda isterim bilesin. Başımla beraber Osman Bey. Değele. Gaza beklemez. İmdi nereye yürürüz? Bizim hedefimiz her daim belli. Bir tarafta Bursa, diğer tarafta İznik. Düşman bunları almamıza mani olmak için elinden ne gelirse yapar. Ama Allah'ın izniyle bu düşler gerçek olacak. Cümle cihana hükmedecek yol Bursa'dan geçer. Kırk gün kar yağar ama bir gün av olur. Allah'ın izniyle Bursa'da bir gün fetholunacak. Gelsin hele. Alıp gittin, neyi düşünürsün? Ne düşüneceğim Osman Bey? Kayının birliğinden ve dirliğinden gayrı ne düşüneceğim? Gayrı düşüne de orta. Sen pusatı çektiğinde bil ki bizim pusatımız da çekilir. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Var olasın Yunus Bey. Sen de var olasın Osman Bey. Rabbime şükür. Bu belayı da savuşturduk ya. Ama Osman Bey'in de hanesinin de emeği çok büyük. Öyle ya. Hatunları da, erleri de birbirinden yiğit. Hele sizin yokluğunuzda ettikleri, hakları ödenmez. Sahi bu Orhan Bey, ilk onu görmüştüm yanında. O çok yardım etmiş değil mi? Sağ olsun. Pek yüce gönüllü. İyi birine benzer. Çok da cesur. Öyle maşallah. Ama Allah yardımcısı olsun. Yavuklusu. Bir tek fır kızı. Gördüm. Çok da güzel. Olsun. Sevdası bu yükse önünde kimse duramaz. Allah tamamına erdirir inşallah. Öyle elbet. Hayırlısı. Oh.
Elinize sağlık Bala Hatun. Bayram sofrası gibi olmuş. Bayramdır neticede. Sizin için mühim bir gündür Ayça Hatun. Öyle ya, hatunumun, yiğit oğlumun, şehitlerimin kanı yerde kalmadı. Oo, herkes gelmiş. Hoş gelmişsiniz. Fatma Hatun. Bak hele burada kim var? Akşamınız hayır olsun. Ana? Kızım. Sen gitmedin mi? Mühim bir vazife için yolculuğumu erteledim. Evlat. Validem. Hoş geldin anam benim. Hoş geldin. Haydi. Neredesin sen? Kaybolup durursun. Haydi buyurasınız. Gündüz Bey, tekrar hoş geldiniz. Düşmana galip geldik. Gayrı hürsünüz. Yersin hele. Obanız ne vakit gelecek? Allah'ın izniyle en yakın vakitte burada olurlar Osman Bey. İşte o zaman kayının bayramı olur. Bir düş gerçek olur. Kayılar yeniden birlenir. İnşallah, inşallah. Gayrı birleniriz. Gayrı büyük bir aile oluruz. O vakit siz de sırlarınızı aşikar edersiniz. Şu gizlediklerinizi bize bir diyesiniz. Osman Bey, senden de hiçbir şey kaçmaz. Ben de zaten bunu konuşmak isterdim. Taceddin Doyan öldüğüne göre bu sırrı saklamanın lüzumu kalmadı. Ayça Hatun. Şehit oğlumun emaneti, gelinim. Efendinize elçim, kızım. Ne diye böyle bir şey yaptınız Gündüz Bey? Olcay Tuhan, beylikleri himayesinde tutmak, onları esir etmek için bey kızlarını komutanlarıyla evlendirirdi. Bizim de obamızı basıp elçimi almaya geldiklerinde gelinim Ayça böyle bir oyun etti. Ne demek yoktur Kayyumaz? Ne demek? Boyunca nerede?
Yoktur Mehmet Bey'im. Her yana baktık ama bulamadık. Lonca, Lonca, Lonca. O vakit aramaya devam edesin. Muhakkak bir iz vardır. Lonca, Lonca. Loncama bir şey olursa bu uçları yakarım. Bu uçları ateşe verir yakarım. Bu uçları ateşe veririm. Yakup Bey'ime haber vermek gerekmez mi Mehmet Bey? Gerek ya. Gerek. Sade bacımın kaybolduğu da değil. Osman Bey'in pazarımda nasıl kahraman olduğu da anlatmak gerek. Asla. Asla babam bilmeyecek Cerkutay. Şimdi git bana bacımı bul. Siz nasıl buyurursanız. Evvela bacımı bulacağım. Ardından Germiyan oğlu Mehmet Bey kimmiş? Cümle aleme göstereceğim. Kan yumaz. Beyim. Aplara da pazar ahalisine çeki düzen vermek gerek. Benim pazarımda Osman Bey'in de satmak ne demek? Hepsi bunun bir karşılığı olduğunu görecek. Buyurundur beyim. Lonca. Mehmet Bey'im. İmren Tekin gelmiş. Bizans adına seninle görüşmek ister. İmren Tekin mi? Burada işi ne ola ki? İçeri alın gelsin. Germiyan oğlu Mehmet Bey. Seni bir otağında, postunda görelim dedik. Bizans'ın korkulu düşüyken imparator ne diyor seni buraya yolladı? Böylesi büyük adamın benim otağımda işi ne dersin? Doğru. Ne istersin? Ticaret. Seninle ticaret edeceğim. Germiyan oğlu Mehmet Bey. Bu ticarete rızamın olduğunu nereden çıkardın? İmren Tekin. Seni yiyip bitiren güç hırsını görürüm de ondan. Seni Taceddin Noyan'ın karargahında gördüm. Hangi tarafta olduğunu, kimlere diş bilediğini bilirim. Sen de beni bileceksin. Oklarımız aynı hedefe doğrultur. Eğer benimle olursan, her daim hedefi bulursun. O düşünü kurduğun güce de sahip olursun. İşte böyle. Gelinim Ayşe sayesinde Moğol'a kız vermekten kurtuldum. Ama bunu hanemize geldiğiniz vakit söyleyebilirdiniz. Onca vakit neden sakladınız? Haklısınız Bala Hatun. Ama bela daha geçmiş değil. Taceddin Noyan ölmüş olabilir ama Olcaytu hala tahttadır. Bugün değilse yarın kapımızı çalacaktır. Hiç merak etme. Kapımıza geldiklerinde yalnızca pusatlarımızla karşılanacaklar. Bizler bir olduğumuz vakit bizi hiç kimse yanamaz. Evlatlarımıza kimsenin dokunmasına izin vermeyiz. Gayrı biriz. Doğru dersiniz. Ben de bunu isterim. Madem ki
iki kayı birleşti. Bu birleşmeyi bir toyla taşlandıralım. Yunus Bey, açık açık konuşasın. Osman Bey, ben binleri ardına almış ulu bir beyim. Senin himayene girmem, senin buyruğuna girmem demek. Senin buyruğuna girmem demek de çok şeyden vazgeçmem demek. Şan, itibar, bunun olmaması için ne yapacağını sen bilirsin. Osman Bey. Lafını tam edesiniz be. İtibarımı korumak için obalarımızı bir evlilikle birleştirmek isterim. Birliğimizin ve kızımın selameti için kızım elçimin büyük oğlum Şehzade Orhan'la evlenmesini isterim. İşi epey mühim bir meseledir. Şimdi pek ani ol. Ben hele bir haneme danışayım. Sen de bir hanene danışasın. Eyvallah Osman Bey. Eyvallah. Her şeyi göze aldım. Yalvarırım beni hapsolduğum bu uğursuz kaleden kurtar. Artık ne savaşa ne de sensizliğe tahammülüm kalmadı. Müslüman olmak için İslam'ı öğrenmeye de talibim. Bana sadece zaman tanı. Seni her şeyden çok seven Holofiran. Yunus Bey, duydunuz. Sizler ne dersiniz? Diyersiniz. Orhan. Beyim, sen benim aklımdan geçeni de, gönlümden geçeni de bilirsin. Ama bu mesele benim için biraz ani oldu beyim. Mahzun sen de dersin. Elçim iyi bir kıza benzer beyim. Bizdendir. Hayme ananın soyundandır. Herkesin de isteyeceği bir gelindir. Ama son söz Orhan'ımındır. O ne karar verirse anası ardında olacak. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Bak evladım. İyi bilirim. Bunlar zor kararlardır. Sana hak veririm. Ama şunu bilesin. Bu bir gönül meselesi değildir. Bu bir devlet meselesidir. İki obanın bir araya gelmesi
elbette herkese güç katacak. Devletin istikbali için bu bizim lehimize olacaktır. Evlat, seni bu cendereye girmen için zorlayamam. En doğru kararı sen vereceksin. Baba. Bak, devlet düşünü kurmak kolaydır. Ama bu emaneti omuzlamak asıl mesele budur. Şimdi sana mühlet. Gidip düşünersin. Eyvallah beyim. Sen tasa etmeyesin beyim. Orhan'ım en doğru kararı verecektir elbet. Öyle. Ama bazen düşünürüm. Beylik mi zor yoksa babalık mı diye. Görürüm ki asıl zor olan babalıkmış. Şehzadem, ne ettim sağ taşını düşüremen? Buz işe yarayacak inşallah. Gonca, Gonca dayanasın. Dayanasın. Dayanasın Gonca, bırakmayasın kendini. Şehzadem, ya bir şey olursa? Allah'ım korusun da, ya kurtulamazsa, o vakit ne deriz? Saklamasak mı? Yok. Yok, bir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. O güçlüdür Gülgen Hatun. Mehmet de çok güçlüdür. Ayağa kalkacak. Sana da yorgun. Dargın. Ama iyi olacak. İyi olacak. Sen bezini değişesin haydi. Anama ne ettiysem beni odaya almaz. Hastayım der. Çok korkarım bala ana. Korkma aslanım. Analar güçlüdür. Hiçbir şey olmaz. Hele bir çorba kaynatırız, bir şey kalmaz. Bir şey olmaz değil mi? Analar güçlüdür. O bana atamın tek emaneti. Ona eve bakacağımı söz verdi. Merak etmeyiz. Hiçbir şey olmayacak. Hadi. Şehzadem, Şehzadem, Bala Hatun gelir. Şimdi yandık, yandık. Bala Hatun beni kesecek. Vallahi de kesecek, billahi de kesecek. Gülgen Hatun, hele bir duras. Ay Sungur, sen ne ararsın burada? Bala Hatun, ben Şehzadem Gülgen Hatun'a şifa hazır etmişti de. Onu verdim kapıdan. Ha, Alaaddin baktın mı? Neyi varmış Ülgen'in? Bulaşır der, beni içeri almaz. Ana, ben bakar iyi ederim seni. Neyi varmış bilmezim ben. Ama şehzadem kimse girmesin dedi. Allah Allah. Ha. Gazi bir durasın. Bala Hatun, bulaşır der. Girmesin mi? Bulaşmaya. Bay Sungur, ben bir kendi gözümle bakayım ha. Ülgen. İyi misin? Ana, ne oldu sana? Bala Hatun. Gelmeyin, gelme oğlum. Çok hastayım. Çok... Allah muhafaza bulaşır. Alaaddin sana bakmış ha. Ne dedi? Neyin varmış? Ya baktı baktı.
ot kaynattırdı. Az dinlen, geçer dedi. Ya ama bulaşırmış. Gelme lan. Gelme Gazi, gelme. Sen bana emanetsin. Bakacağım tabii sana. Gel oğlum. Bulaşır derim. Hasta olursan nasıl bakacaksın bana? Gazim, anan doğru der. Şehzade Alaaddin anana iyi edeceksen, şimdi gel. Bu gece Şehzade Alaaddin odasında kalırsın. Şehzade Alaaddin odası ha? Bunu bir düşüneyim. Ama anam ne olacak? Şehzade Alaaddin ananı iyi edecek. Tasa etme. Anama iyi bakasınız ha. Gözün arkada kalmasın. Bay Sungur. Kapıya iki bacıyan koyasın. Ülgenin halini bana sık sık bildirsinler. Buruk senindir Balatun. Ülgen. Bir isteğin olursa bacılara diyesin ha. Allah razı olsun. Yalan üstüne yalan derim. Bala Hatun vallahi beni yakacak. Senin de sırtına büyük büyük yüklerim. Ama sen de beni anlayasın. Hakikati kimseye diyemeyiz Ülgen Hatun. Gonca'yı Mehmet'ten, ağabeyinden korumamız gerek. Bu yük benim boynumun borcu. Şehzadem. Benim sana da, ona da borcum çok. Eyvallah. Baba, bana bunu yapma. Benden böyle bir şey isteme. Ben Kayı Bey'i Gündüz'üm. Elçim, Osman'a tabi olursam bütün itibarımı kaybederim. Ama ve lakin bu evlilik gerçekleşirse Osman da ben de denk oluruz. Hem Osman Bey'in hanesine gelin gideceksin. Sevineceğin yerde... Asla. Yüreği bir başka hatun için atan o adamla evlenmem. Sen ne dersin? Baba, Orhan Bey başka bir hatuna sevdalı. Seçme şansın yok Elçim. Orhan Bey'le evleneceksin. Bunu beyliğimiz için edeceksin. Gururumu hiç mi düşünmezsin baba? Orhan Bey başkasını sevdiğini tüm ahali bilir. Ben beni istemeyen adama varmam. Yeter! Sen ne zamandan beri atana sesini yükseltirsin? Bak, ben ananı, ağabeyini kaybettim. Biz sen kaldın elimde. Ben bir sana dayanırım. Sen de bizim için bunu edeceksin. Tez zamanda bu toy kurulacak. Baba. Anam sağ olsaydı buna asla müsaade etmezdi. Sen bana reva gördüğünle öksüzlüğümü yüzüme vurursun baba. Anan da olsa bunu isterdi. Sen Efendize Elçim Hatun'sun. Kayı boyundan, Hayme ana soyundansın. Şimdi sana yakışan yapıp Hayme ananın torunu Orhan Bey'le evleneceksin. Ancak Osman Bey evvela senin rızanı isteyecek.
hanemiz için en doğru cevabı vereceğini bilirim. Bu kolye gibi kırdım ben seni Alavera. Ben sana... sana olan sevdama sahip çıkamadım. Şimdi ben... her şeyden vazgeçsem... Bey Orhan'dan, Şehzade Orhan'dan, her şeyi bırakıp kendimi azat edip sana gelsem. Yapamam. Ben bu düşle büyüdüm. Kanımın her zerresini atamın düşü için... ilahi kelimetullah için... akıtmaya ant içtim. Ama ben istedim ki... bu yolu seninle yürüyeyim. Hayallerimi seninle gerçekleştireyim. Şimdi benden hayallerimi isterler. Şimdi benden... Selçuk Hatun'la evlenmemi isterler. Allah'ım sen bana bir yol göster. Ben neyi seçeceğim? Devleti mi? Yoksa sevdamı mı? Sevdam elbette çok büyük. Ama devlet... devlet aşkımızdan da büyük tek fırıncısı. Bu devlet için... nice can... anadan... evlattan... serden geçti. Şimdi benim imtihanımda... sana olan sevdam nedir? Devlet için... Osmanoğlu Orhan'ın da sevdası feda olsun. Yeter ki devlet var olsun. Onur Diyes, Kalesi Bey seni iyi ağırladı mı? Ağırladı sağ olsun bey. Taceddin'in kellesinin düştüğü haber gelende ortalık bayram yerine döndü. Kalesi Bey sevinçten saçı saçtı. Hep birlikte sevinmek yetmez. Bizimle birlikte meydanda olacak mı? Olcay Torun'un ordusu geldiğinde bizim ardımızda duracak mı mühim olan budur? Duracak bey. Sadece o değil. Civardaki irili ufaklı bütün obaları gezdim. Osman Bey yürüyüşün ardındayız derler. Eyvallah, eyvallah. Var olsun, var olsun. Bir mesele daha var. Nedir? Karesi limanına çok fazla haçlı iner. Ve bu herifler ne yüklü belirsiz adamlardır. Hayrola Konur Bey? Kadim Roma mı dirilir? Ellerinde pusatlar var mı?
Ardlarında hatun çocuk yok değil mi? Ha? Savaş için gelirler. Beyim. Peki bunlar kime gelir? İmparatora mı? Yok. Roma celladına. İndirik bunu hiç kimseye duyurmayacağız. Orhan, Konur. Hazırlıklarınızı yaparsınız. Limana gidin. Oradan haber almanız lazım. Buyurundur bey. Buyurundur bey. Evlat. Şimdi yalnızca haber almak için gidersiniz. Sakın ha bir kahramanlık yapmayasın. Eyvallah beyim. Haydi. Mesut Vadir Bey. Gelesin. Beyim, Noyan'ın yaveri Abdülkasım'ın yerini bulduk. On kadarına kelle gizlenir. O itten öğreneceğimiz çok şey var. Roma celladı. Tam bir şekilde hazırlanır. Belli ki canımızı çok yakacak. Ama evvelinde şu Moğol defterini gidip kapatacağız. Gündüz Bey'e haber et. Yola çıkacağız. Buyurun Nur Bey. Bayındır Bey, Türkler nasıl der? Sefa getirdiniz. Var olasın Olivia Hatun. Tekfurlar gelmedi mi? Henüz değil. Yakında hepsi gelirler. Hepsi bu davetin sebebini merak ediyor. Tabii ben de. Vergiden başka ne istiyor Osman Bey? Tekfurlar gelende onlarla bir işitirsin. Osman'ım, Orhan'ı mı düşünürsün? Gelsin Arabala. Sen bu evlilikle ilgili ne düşünürsün? Eğer bu evlilik olursa birlik olur. Hepimiz için iyi olur. Ama Orhan'ın yüreği paramparça olur Osman'ım. Bilirim ya, elbet bilirim. Destur var mıdır bey? Gelesin evlat. Size diyeceklerim var baba. Ana. Bana kızacaksınız ama... evvela beni bir dinlemenizi isterim. Ne oldu? Ne oldu evlat diyorsun? Bu mesele Gonca hakkında mı? Kayıpmış. Gonca kayıp değil. Burada, sarayda. Sen neden bahsedersin? Alaaddin, Gonca'nın burada ne işi var? Gonca Hatun... dün Gonca Hatun, Taceddin'in pazara geldiğini, Yenişehir'e haber vermeye geldi. Suikast çıkadın bana saldırdığında önüme atıldı. Yaralandı. Evlat, sen ne dediğinin farkında mısın?
Ha? Germiyan oğlu Yakup Bey'in kızı. Şimdi buna da dersin. Sarayda dersin. Alaaddin. Alaaddin. Onun yaralı olarak burada olması ne demek bilir misin? Bak gözüme. Gözüme bak. Bilirim. Bilirim beyim. Buna başka çarem yoktu baba. Mehmet. Gonca'ya benle konuşursa onu öldüreceğini söylemiş. Onu beye edene kadar kimseye bir şey diyemezdim. İyi midir? Neredeyim de? Yarası zor bir yerdeydi. Ama indirik ey. Ülgen Hatun'un odasında. Alaaddin Ali. Evlat. Bir daha sarayında sır istemem bilesin. Bilesin. Şimdi Mehmet'e gidip diyorsun. Gonca nerede? Orhan'ım. Ha? Ben ne derdim ki? Anam ne vakit gelecek? Anaoğul biraz dertleşelim istediydim. Ne vakit büyüdün de dağ gibi davaya sırt veriyordun ha? Ana, dilinin altında yatanı bilirim. Evlilik meselesini diyeceksin sen. Benim günüm, güneşim, yiğit oğlum. İçinden geçeni bilirim elbet. Lakin sen Osman Bey'in evladısın. Bu devlet düşünde payına düşene rıza göstermek en büyük vazifendir. Yüreğimin iki taşın arasında ezilmesi de. Benim payıma düşen Rana. Hele gelesin. Gelesin oğlum. Oğlum, Elçi Matun'u sen de gördün. Pek güzeldir, akıllıdır, feraset sahibidir. Soyu soyumuza, huyu huyumuza denktir. Yükünü paylaşacak, yanında dağ gibi durabilecek bir hatundur. Ya, deme ana. Senin hep istediğin Türkmen gelin. Ah Orhan, ah. Ananın istediği değil. Mühim olan davamızın istikbalidir. Ben ne istersen bundan isterim. Peki diyesin ana. Ben Olafira'ya sevdalıyken nasıl hediyeceğim? Hı? Olafira'dan başkasına ben nasıl hatunum diyeceğim ana? Biz yüreğimizde devlet düşünden öte sevda taşımayız oğul. Taşıyamayız. Hele bakasın bize. Bana, babana, bala anana. Hiçbirimiz kolay imtihanlardan geçmedik. Lakin bak, otağa idik konak olduk. Konak idik saray olduk. Cümle cihanı hükmetmek için nice imtihanlar vereceğiz. Sizler de vereceksiniz. İmtihan ya. Bu çok çetin bir imtihandır ana. Hem de çok. Kendimden geçtim. Allah'ın izniyle ben bunu da sırtlanırım. Ama Olafira,
karşısına çıkıp ben bu acıyı ona nasıl yaşatacağım? Bir anda iki beylikle bir devlet düşündü akıbeti. Öte yanda Olofra'yla sen. Elbet son söz Orhan Bey'indir. Lakin ben bilirim. Benim Orhan'ım en doğru karar verecektir. Bir güzel. Bir de. Her şeyden özge vatan. Bizi çok korkuttun Gonca kız. Hele Şehzade Alaaddin. Sana bir şey olacak diye ödü koptu ödü. Vicdan azabıdır o Ülgen. Ben ondan duyacaklarımı duydum. O da bana yetti. Çok sever Gonca. O seni hala çok sever. Bunlar hep benim yüzümden. Ama affet, mecbur kaldım Gonca. Yok, yok. Vallahi senin bir suçun yok ki. Hatunlar, Osman Bey gelir. Kızım, geçmiş olsun. Başına ne işler gelmiş? Öğrendik. İyiyim, sağ olun Osman Bey. Oğlumun hayatını kurtarmışsın. Sağ olasın Gonca Hatun. Ben sizlerden özür dileyemedim. Hem ailem adına hem kendi adıma yaşananlar için çok üzgünüm. Yenişehir'e gelmem de doğru değildir, bilirim. Ama ağabeyimin bir hata etmesinden korktum. İyi etmişsin kızım. İyi etmişsin. Ağabeyinle de konuştuk. İnşallah birliği daim olur. Sana bir can borcumuz var. Yenişehir'in kapıları sana açıktır. Başımızın üstünde yer var. Ne zaman istersen gelebilirsin. Sağ olun Osman Bey. Sizin yaptıklarınızın yanında benim yaptığım bir şey değildir. Selametle. Teyzeniz hava almanıza izin verdi. Ancak çok kalamayacağız. Bu Orhan'ın albü değil mi? Evet. Bayındır Bey kalede. Onunla gelmiş olmalı. Bu İmren. Osman Bey Bizans'a, tekfurlara sizin neminiz çöktürdü? Evet. Talihlisin. Cenk'te değil, sulhta gördüm.
Resul bitti bilmiyor musunuz? Son kayı ölene kadar da bir daha başlamayacak. Ne dersin? Kimsin sen? Ben ama celladayım ben de gün. Bunu daha fazla katlanamıyorum artık. Teyzem iyice yoldan çıktı. Bana yardım et ne olur. Bu kaleden çıkmam için bana yardım et. Ya da Orhan'a yazdığım mektubu ona götür. Lütfen. Orhan Bey. Haberim yoktu. Ben de herkesle bir öğrendim bu evlilik meselesini. O halde hiç tanımadığınız biriyle evlilik istemezsiniz ha? Mesele iki beyliğin istikbaliyken ne isteyip istemediğimin hiçbir önemi yoktur Orhan Bey. Rıza göstereceksiniz o vakit. Vazifem neyi gerektirirse onu edeceğim. Ya sen? Osman Bey he derse rıza gösterecek misin? Yüreğinde başkasının sevdası varken. Olafira. Ağabey. Kardeşim. Bir karara varabildin mi? Evlilik meselesinde yani. Öyle bir ateşe düştüm ki Alaaddin. Sıkıştım kaldım. Ağabeyim. Osman Bey'in evlatları cümle cenkte galip gelir de Sevda cenginde mağlup olur ha. Hep mi mağlup olur ağabey? Öyle ya. Öyle. İkimiz de aynı yerden yaralıyız. Ama hiç değilse benimki meydandadır. Sen izlersin Alaaddin. Hele diyesin. Gonca meselesini ne ettin? Ağabey. Şehzadem. Sonra konuşacağız kardeşim. Sonra konuşacağız. Bütün hazırlıklar tamdır. Haydi yola çıkalım. Haydi. Yolun açık olsun abi. Sağ olasın. Sağ olasın. Onur Bey.
Hadi! Hanımım. Söyle Andıra, ne diyeceksin? Holofira bir mektup yazdı. Orhan Bey'e götürmemi istedi. Ben size sormadan bir şey yapmak istemedim. Holofira, vazgeçmeyeceksin. Mektup falan yok. Dur. Çık. Hiç zeki değilsin Olivia. Büyük bir fırsatı kendi ellerinle yok ediyorsun. Aklından ne geçiyor? Alaaddin'de yarım bıraktığım Orhan'la tamamlayacağım. Bu kez Osman evlatlarından birini kaybedecek. Osman Bey, Oyt oradadır. Gündüz Bey, Oyt kalacak. Geri kalanına ne yapacaksan yap, o bana lazım. Obama ettikleri gözümün önünden gitmez Osman Bey. Sen konuştur. Ama o yine de benimdir. Vakti geldi. Haydi. Hazır! Saldırı! Baskın var! Birliklerini anlatmadan nereye gidersin ha? Eyvallah yiğitler. Eyvallah. Eyvallah. Var olasınız. Konuş bakalım. Konuş bakalım. Konuş! Osman Bey'in Taceddin Noyan'ı öldürdüğünü işittim. Bu doğru mu? He ya. Doğru işitmişsin. Sizinkiler prensesle onu everip Moğol'la iş tutacaklardı. Ama olmadı. Beyim oldurtmadı. İmparator kendi çıkarları için davranmıştır. Ben sulhtan yanayım. Sulh dersin ha hatun. Sulh dersin. Biz sana Holofira'nın teyzesi olduğun için ilişmeyiz. Yoksa sanır mısın ki kite tek vuruyla bir olup oyun kurduğundan haberimiz yoktur.
Geçmiş geçmişte kaldı. Doğru dersin. Doğru dersin. O yüzden vergileri tezinden hazırlayasın. Bekleyecek fazla vaktimiz yoktur. Sen Bayındır olmalısın. He ya. Kayının Bayındırı. Sen kim olasın? Bu topraklardaki bütün kalelerin sahibiyim. Olivia, Tekfurlar nerede? Benimle konuş Bayındır. Sorularını bana sor. O hainlerin hepsini tek tek kendi ellerimle öldürdüm. Yoksa sen? Ben ya. Roma celladı. İmren Tekin. Osman'a vergi yerine senin cesedini göndereceğim. Heya. Elle gelen düğün bayram. Hiç olmazsa kendi yurdumun toprağına düşeceğim. Vuslatı şehadet olanı hangi pusatla korkutursun? Kafir! Adamlarım bu kadar cesur değildi. Ölürken çok bağırdılar. Sen benim yiğitlerime mi kıydın? Kafir! Osman Taceddin Noyan'dan kurtulunca rahatlamıştır. Ama asıl belanın o değil ben olduğumu öğrenince nefesi kesilecek. Ama sen bunu göremeyeceksin. Seni canlı canlı tabuta koyacağım. Hemen ölmek yok. Osman'a varana kadar ölmeni istemiyorum. Şimdi ne yapacaksın? Yenişehir'e gidip Osman'a vergisini vereceğim. Madem anlatmazsın, Orhan, yolsunun derisi. Dur, dur, dur. Taceddin Noyan Tebriz'den yüzlerce silah getirdi. Hepsi
kurtmeşe mevkiine gömüldü. Bırak beni. Bir de pazarlık mı edir Semit? Bildiklerim bu kadar. Aa, yalnızca bu söylediklerin seni hayata tutmaz. Anlat. Anlat. Orhan. Dur. Dur. Dur, konuşacağım. Konuşacağım. Tamam. Büyük bir sır var. Bana bak. Bana bak. Mısır eğer ki büyükse o vakit canını bağışlarım seni. Osman Bey, sen ne dersin? Demir Bey, ara duras. Haydi. Taceddin Noyan kaç gündür biriyle görüşür. Adı Türkopol. Türkopol İmren Tekin. Herkes onu Roma celladı olarak bilir. Bana bak. O Türkopol buraya mı geldi? Ha? Burada. Bütün tekfurları kendi eliyle öldürdü. Şimdi de Atranos Kalesi'nde durur. İtina edelim. Salın bunu gitsin. Ayaz, Yaz, alın bunu. Bu itin peşine mutlaka alıp salarsınız. Eyvallah Bey. Bayındır Bey. Haydi, geri şehre gideriz. Denizinden orduyu kurmamız gerek. Cenab-ı Hak bilir ya, içimde tek bir sevda vardır. Şehit olmak. Sizden de eğer müsaade ederseniz, bunun için duanızı isterim. Hatırıma Abdullah bin Cahş'ın duası geldi. Uhud'dan evvel Sad bin Ebi Vakkas'a demiş ki, sen dua et, ben amin diyeyim. Ben dua edeyim, sen amin de ki Rabbin dualarımızı kabul buyursun. Sad bin Ebi Vakkas cümle küffarla cenk edip yara alıp gazi olmayı dilemiş. Abdullah bin Cahş ise amin deyip kendi duasını etmiş. Bana çok kuvvetli kafirler gönder. Onlarla vuruşup alt edeyim. Sonra içlerinden biri çıksın, beni şehit etsin. Ağzımı, burnumu, kulaklarımı kesip atsınlar. Rabbim uzuvların nerede diye soran da, ben onlarla çok günah işledim. Onlarla karşına çıkmaya utandım diyeyim. Sad bin Ebi Vakkas istemeden de olsa amin diye vermiş. Duası kabul olmuş. Benim de günahım çoktur. Cenab-ı Hak beni bağışladığında şehadeti nasip eylesin. Sen bir aşığın duasını edersin. Eyvallah. Aşık ölmez. Bakidir. Çünkü canı ilahidir. Kuvvetlidir ha. Maşallah. Pek iyi yetiştirmiş kendimi. Sana da gün doğdu ha ana.
Malhun Hatun. Kusura bakmayın, sizi görmedim. Estağfurullah kızım. Lakin pek öfkeli görünürdün. Öfkenin sebebi evlilik meselesi midir? Bu meseleyi konuşmaya geldiyseniz... Yok. Aslında seni merak ettiydim. Lakin anladığım kadarıyla bu evliliğe rızan yoktur ha? Gönlünde biri mi vardır? Yok. Benim gönül meselelerine ayıracak vaktim olmadı Malhun Hatun. Anamı kaybettiğimden beri obamızın yükünü yüklendim. Evliliğe gelince... oğlunuzun gönlünde başka bir hatun olduğunu işittim. Gönlü başkasında olan bir adamın hatun olmak istemem. Yani bu evliliğe rızan yoktur ha? Sade elçim olsaydım evet. Oğlunuzla asla evlenmezdim. Ama ben efendinize elçim hatunum. Bir bey kızıyım. Obamız için ne gerekirse onu ederim. Gururumu çiğneyecek miyim? Evet. Canım yana yana bu evliliğe mecburen razı olurum Malhun Hatun. Sizi böyle gördükçe içim yanar. Vicdanım sızlar, izin ver söyleyeyim suçsuz olduğunu Şehzade Alaaddin'e. Gayrı lüzum yok. O benim sözüme inanmadı Ülkem. Gonca Hatun. Alplar hazır. Üç pazara kadar sana eşlik edecekler. Dilersen Ülgen de seninle gelsin. Gerek yok. Sağ olasınız Alaaddin Bey. Erhem, sabah akşam yaralarına süresin. Lüzum yok. Ben kendi yaramı kendim sararım. Benim yüzümden bir yara daha almamalıydın Gonca Hatun. Canın çok yanar mı? Eğer bir canım olaydı, belki yanardı. Benim çektiğim acının yanında bu hiçbir şey. Naşuram öyle bir yanar ki. Ben buranın ateşinden başka acı hissetmem. Kim? Kim yaktı o yangını? Ben miyim suçlu? Yok. Ben seni suçlamam ki. Hata bende. Ben bu sevdayı gözümde fazla büyütmüşüm Alaaddin. Ne bileyim. Medreseli beni anlar. Sözüme inanır. Çektiğim acıları görür dedim. Beni yalnız koymaz dedim işte, ne bileyim. Ben seni hiç yalnız koymadım. Sen hiçbir şey bilmezsin Alaaddin.
Hem de hiçbir şey bilmezsin. Benim çektiğim acıları bilmezsin ki sen. Ben senden nereye uzak durdum bilir misin? Bilmezsin. Çünkü beni suçlamak senin kolayına geldi, değil mi? Gonca, etme. Sen beni yalnız kodun Arat. Ben şurada, bitti dedin. Gayrı yüreğimi susturdum dedin bana. Hatta adımı bile diyemedim, hatırladın mı? İşte ben o gün Hileci Hatun'u öldürdüm. Zannedersin. Bitmedi. Bitti Alaaddin Bey. Senin yüreğinde biten, benim yüreğimde de bitti. Gonca. Gitme. Gitme. Alaaddin! Alaaddin! Çık dışarı Alaaddin! Çık! Alaaddin! Çık dışarı Alaaddin! Gonca. Sen Beril Uras. Boyum da öfkelidir. Çık dedim! Çık dışarı Alaaddin! Çık! Destur Mehmet, destur! Sen bizim başımıza bela mısın ha? Sen beladan başka bir şey getirmez misin? Mehmet! Bacım dördü. Atlar beri dur! Mehmet! Önüne gel! Bacım daha senin yüzünden kaç defa yaralayacak ha? Abi! Abi dur! Sen öldüreceğim Alaaddin. Ağabey dur! Atlar! Ne bakarsınız? Tutun! Ne gel? Öldüreceğim seni. Ne gel? Bırak! Bırak bunu! Bırak şunu! Bırak! Yeter kes! Kendine gel Mehmet Bey. Gonca Alaaddin'in canını kurtardı. Alaaddin hepinizin unuttun mu? Atanın, senin. Haydi kendine gel. Öldüreceğim. Öldüreceğim seni Alaaddin. Öldüreceğim. Ya yeter. Götür abi, dur artık. Sen kendini bu adamın önüne nasıl atarsın Gonca? He? Senin canının kıymeti yok mu? Bunu pazarda konuşacağız. Dur artık ne olur. Öldüreceğim seni Alaaddin. Bir daha görüşmeyeceksiniz. Her şey suçsun. Bir daha görüşürseniz yemin olsun sen öldürürüm Alaaddin. Öldürürüm. Senin gücün anca tehdit etmeye yeter Mehmet. Başka hiçbir şey değil. Yeter. Bitti dedim. Ağabey bitti. Bırakın gitsin. Bırak. Haydi yürü. Haydi yürü. Haydi. Oraya.
Orhan. Hey. Savaş gereçlerini hazırlayasın. At sonrasına yürüyeceğiz. Emrin olur bey. Hazır. At sonrası kuşatacağız. O Bayındır Bey, Roma celladının elindedir. Onu alacağız. Osman Bey. Hayırdır Osman Bey? Nedir bu telaşe? Eğer ki tezinden harekete geçmezsek, elçi şeyler olmayacak. Beyim. Beyim. Beyim, biri gelmiş. Seni görmek ister. Kimmiş? Tekfurların başıyımdır. Adı neymiş? Türkopol. İmren Tegin'miş. Ne? Türkopol İmren Tegin. İmren Tegin mi? Roma celladı ha? Roma celladı. Demek bizden hızlı davranmış. Gelsin. Açın hele. Osman Bey. Ne istersin? İmparatordan bir haber aldım. Kızı Prenses Maria'yı öldürmüşsün. Moğol'un senden soracağı hesap bizi ilgilendirmez. Prensesin ölümünün bedelini ödeyeceksin. Bak hele. Bak hele. Sana bir kez soracağım. Kanı bozuk Türkopol müsün, nesin? Bayındır nerede? Sen Roma İmparatoru'nun kızını öldürdün. Benim vazifem de onun kanını yerde koymamak olacak. Peki ya. Annenin kanı. Ali Selçuk sizin ihanetinizle yıkıldı. Devletler kurulur, devletler yıkılır. Ben devletlere değil, kendime hizmet etmeyi seçtim. Eğer ki Bayındır Bey'e bir şey olursa, işte o vakit kanı yerde komamak neymiş göreceksin. Sonuna kadar senin düşmanın olurum. Osman Bey, ben buraya ikimizden biri ölmeden bitmeyecek bir savaşı bildirmeye geldim. Lakin savaş yeni ilan edildi. Bu yüzden geçmiş vergilerin ve Bayındır Bey'i sana teslim edeceğim. Türkopoliler her zaman sözünü tutar. Beyim, Bizanslılar vergileri getirir. Getirin. Thank you.
İndirin şunları. Açın. Kahve. Kahve Haşakay. Bayındır. Hayır. Hayda. Hayır. Kaldır. Hayır. Kaldır. Hayır. Hayır. Tut. Dur bakarsın. Hayır. Bayındır, bayındır, kardeş. Kim etti sana bunu? Kim? Kim etti? Alaaddin. Haydi kime? Haydi. Alaaddin, ne durursun evlat? Haydi. Beyim. Gelir gör ki diyor beyim. Helal edilsin. Çavumdur olarak doğdum. Kayı olarak göçer. Ay göçmek yok. Bayındır. Bayındır. Artık hiçbir şeyin mümkün yok. Ezile büküle bezdirdiğim bu beden sayende dimdik hakka teslim ederim. Bayındır. Hakkını helal edesin. Elbette. Elbette. Elbette hakkımız sana helaldir. He kardeş. Elbette helaldir. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden abdu ve resulü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Anlıyorsun ki onları kan göllerinde boğacağız. Şehitlerimizi defnedesiniz. Orduyu hazırlayasınız. Bunu edenleri bu topraklara gömeceğiz. Gayrı! Gayrı savaş vaktidir!